aday ortaya çıkartacaksa yapılması gereken şey şu: bu masanın altı bileşeni bir araya gelecek ve üç tane çok güvenlikleri anket firmasına, isimlerini vermek istemiyorum, isimler üzerinden anket şirketlerin isimleri üzerinden de tartışmak istemiyorum ama kamuoyunun da güvendiği, kendilerinin de güvendiği üç tane anket firmasına, şu nokta çok kritik, parasını da ortak ödeyerek, yani bu altı siyasi parti parasını da ortak ödeyerek bir adaylık belirlenecekse eğer ki anketler sonucunda, böyle bir anket yöntemi izlemediler. Yani bir siyasi parti bunun parasını üstlenmemeli. Herkes taşın altına elini koymalı ki buradan en tarafsız, en bağımsız sonuç çıkartılabilsin. Bu son derece önemli. Öbür taraftan az önce söylediğiniz şey çok önemli. Bu tür anketler aslında muhalefete bu iş bitti gibi bir algı yaratıyor muhalefette. Ve bu son derece tehlikeli bir algı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten siyasi kabiliyeti son derece yüksek ve aslında esnekliği olan bir siyasi lider. Bugün Financial Times'ta bir yazı çıktı. Gördünüz mü bilmiyorum. Evet. Türkiye NATO'dan çıkarılıp çıkarılamayacağını tartışan bir yazıydı. Çok sinir bozucu bir ortak, lakin vazgeçilmez bir ortak olduğu ifade edilmişti yazıda, evet. Aynen öyle. Yazının sonu çok önemliydi. Ne diyordu orada Fuat Bey, hatırlayalım. Evet, Türkiye'nin elinde bu kozlar var. Sayın Cumhurbaşkanı için de bu kozların farkında olduğunu söylemişlerdi. Ancak ne demişlerdi? Batılı ortaklarında, NATO müttefiklerinin de Türkiye'nin çöken ekonomisine karşı ellerinde tuttukları bir koz var. Bu da aslında oraya yapılacak finansal yardımlar diyordu yazı. Şimdi dolayısıyla mesela böyle bir finansal yardım gelirse muhalefet partilerinin buna karşı önlemi ne? Muhalefet partileri hala neye güvenerek acaba ekonomi politikalarını açıklamıyorlar? Ben bugün Independent'ta yazdığım yazıda şunu vurguladım. Bugün aslında yapılan şey bir sistem tartışması, değil mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aslında Türkiye'yi krize soktuğunu ve bunun yerine bir parlamenter demokrasinin yeniden inşa edileceğini söylüyor muhalefet partileri. Ama evet, hakikaten bugün yaptığım benzetmeyle söylemem gerekirse şöyle bir nokta var. Muhalefet hastalara aslında ilaç vermektense hastanenin yeniden inşa edileceğini söylüyor. Şimdi hiçbir hasta hastanenin fiziki koşullarıyla ilgilenmez. Önceliği ilaç almaktır onun. Dolayısıyla bugün toplumun %70'i anketlere baktığımızda ekonominin en büyük problem olduğunu söylüyor. Dolayısıyla siz ortak bir ekonomik programla ortaya çıkmazsanız, Sayın Cumhurbaşkanı, bakın hatırlayalım, Sayın Akbaşoğlu üzerinden, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Akbaşoğlu üzerinden bir çağrı yapmaya başlamıştı. Neydi bu çağrı, ya da bir söylemi vardı. Neydi bu söylem? Diyorlardı ki Temmuz ayına gelindiğinde EYT meselesi çözülecek, işte kamudaki sözleşmeli personellerin kamuya, kadroya alınması, enflasyona ezdirmeyeceğiz deniliyordu. Enflasyona memur emekliye, evet, ezdirmeyeceğiz deniliyordu. Evet. 3600 ek gösterge tartışması var. Asgari ücretin 6000 liranın üstüne çıkması bekleniyordu. Şimdi bakın, burada birkaç şey oldu. Birincisi, dünden önceki gün ya da bir gün önce filan işte bu asgari ücret açıklaması yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bir şey vurguladı. Hatırlıyor musunuz Fuat Bey, ne dedi? Bu bir ara zamdır dedi. Asıl, evet, zam yılbaşından sonra dedi. Evet. Şimdi bu bir. İkincisi, dün gene Çalışma Bakanı yaptığı bir açıklamada, bir televizyon programında yaptığı açıklamada EYT ile ilgili soru soruldu. Dedi ki Aralık ayından sonra halledeceğiz. Bakın, daha öncesinde Temmuz ayında hallolacak diyordu Sayın Akbaşoğlu. Şimdi neden Temmuz ayında olmadı da Aralık'a ertelendi? Çünkü anketler bekledikleri şekilde çıkmadı. Ya da şunu söyleyelim, Financial Times'ta bugünkü yazı gibi Batı'dan, batılı sermayedarlardan ya da batı sermayesinden bekledikleri parayı bulamadılar. Dolayısıyla görece bir ekonomik rahatlama yaratamadılar. Orada da şöyle bir ayrıntı var, özür diliyorum kestim ama Financial Times'in yazısında özellikle Vladimir Putin'le birbirine benzedikleri ifadesi Batı'da gerçekten çok fazla dillendiriliyor, Alman medyasında da, Avrupa medyasında da. Herhalde yatırımcılar için bu noktada çok fazla güven vermediğini düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne söylemek istersiniz? Evet, tabii zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın amacını hatırlamak lazım burada. 2015 seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunun %60 bandında oturduğunu gördü. Ve bu %60'lık bandı koruyarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ikili partinin bloğunun karşısında konumlandırarak sağda tek aktör olacaktı. Yani MHP'yi de kendisine çektiği bir anda, işte klasik anlatı, %65 sadece, %35 solcu var bu memlekette anlatısına dayanarak aslında ömrü billah iktidarda kalabileceğini düşündü. Ve bu noktada da aslında yapmaya çalıştığı şey Türkiye'yi Putinvari bir hibrit rejime götürmekti. Yani bugün her ne kadar adaletsiz de olsa sonuçlarının doğru olduğu seçimler yapıyoruz. Aslında başından sonucu belli seçimler
yapma noktasına gidecektik. Burada denklemi bozan birkaç şey oldu. Bunlardan birincisi İyi Parti'nin ortaya çıkarak %50-%50 bandına oturtması oldu gene aslında seçim dengesini. Ve öbür taraftan özellikle belediye seçimlerinde CHP'nin nötr adaylarla seçime giderek hem HDP'den hem de İyi Parti'den oy alma kabiliyetini göstermek oldu. Diğer taraftan daha sonrasında tabii 2019 seçimlerinde verdiği cesaretle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopuşlar yaşanıp burada Deva Partisi ve Gelecek Partisi gibi iki parti ortaya çıkınca Sayın Cumhurbaşkanı sağ aktör olarak tekleşme süreci aslında çok büyük bir sekteye uğradı. Çünkü bakın Millet İttifakı'nın içine baktığımızda CHP haricindeki bütün partiler sağ parti. Dolayısıyla sağda bir aslında enflasyon oldu. Parti enflasyonu oldu. Ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu fikri de aslında çöpe gitmiş oldu. Dolayısıyla burada tabii yabancı yatırımcı ne kadar Putin'vari bir rejim olmasını önemser. Ben bundan çok emin değilim. Çünkü batılı odaklar ya da batılı sermayedarlar işlerini tek kişiyle halletmeyi de tercih edebilirler. Bunun örnekleri var dünyada. Var yalnız şöyle bir Renault firması isim de verelim artık. Renault firmasının bütün mal varlığına Rusya'da kelimenin tam tabiriyle çöküldü ve bütün hepsi devletleştirildi. Şimdi böylesi büyük firmaların bile başına otokratik yönetimlerde bu sonuçlar çıkabildiğini gören Avrupalılar pek fazla bu yerlere yatırım yapmadıklarını biliyoruz. Söz konusu ekonomi gazetelerindeki yorumlarda da görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin en azından güven noktasında AKP'nin hani sürekli söylerler ya 2002 ayarlarına dönmeyle ilgili buna dönebilirlerse belki biraz ikna edebilirler. Ama bu saatten sonra çok yabancı yatırımcının da ikna alacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani şöyle Sayın Cumhurbaşkanı evet şöyle bir bence orada daha ciddi tehdit edici olan boyut şu. İlk sermaye yaptığı şeyler işte bu özellikle cezalar vasıtasıyla kendisine karşıt konumlanan işte sermaye gruplarının cezalandırması, TÜSİAD'a meydan okuması vesaire gibi şeyler onları tedirgin ediyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Putin rejiminden farklı olarak hiçbir zaman yabancı sermayeye karşı hatırlayalım böyle bir reflekste bulunmadı. Çünkü aslında burada yapmaya çalıştığı şey batılı sermayedarlarla iyi geçinmek gibi bir politika. Ancak sizin dediğiniz gibi tabii bu da tedirgin edici bir nokta. Yani yatırımdan ziyade sıcak para zaten gelirse gelir. Yani evet. Kağıt üzerinden para kazanmaya çalışırlar. Yoksa burada gelip dört başı mamur bir yatırım yapmayacaklarını ben de sizin gibi düşünüyorum bu konuda. Ama dediğim gibi bir sıcak para girişi olabilir. Bu şiddetli ihtimal. Ama öbür taraftan şöyle bir handikap var. Şimdi İran... Suriye'de Türkiye'ye yakın 30 ya hatta Türkiye'nin bağlantı noktası olan 30 bölgeyi kontrol altına aldı. Rusya buraları bırakıp İran'a çıktı buradan. Şimdi Amerika'nın amacı burada şuydu. Sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere işte bu Soğuk Savaş sonrası dönemde Amerikalı yazarların işte Fukuyama'dan tutun Huntington'dan Brzezinski'ye kadar baktığımızda bir şey söylerler. Rusya, Çin hatta Kissinger de buna dahil. Rusya, Çin ve İran ittifakını dağıt. Evet. Yani şimdi Amerika Rusya'yı yanına çekemez, Çin'i yanına çekemez. Çekebileceği tek bir ülke var, İran. Hatta burada ne yapmaya çalıştılar hatırlayalım Viyana Kongresi'nden önce. İran'la petrol anlaşması, doğalgaz anlaşması özür dilerim imzalayarak Rusya'ya Avrupa'nın bağımlılığını dağıtmak istediler. Evet. Ancak tabii tam bu noktada Putin bir anda 30 bölgeyi İran'a bırakınca bu iş biraz suya düştü. Ama açıktan İran'a meydan da okumak istemiyorlar çünkü o İttifaka dağıtabilecekleri tek nokta burası. Çok yakın bir zamanda görmüşsünüzdür Kissinger Amerika'ya şey dedi, Rusya'yla bu kadar çatışmayın. Dedi. Yani Rusya bir makul ortak olarak orada, ortak olarak değil de makul bir devlet olarak orada kabul edin ki bu ittifak palazlanmasın dedi. Ama biz Amerika'nın bundan ziyade İran'ı burada biraz daha hani yanına çekebilecek bir strateji izlediğini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesela İran'la bir çatışma ihtimali ortaya çıkartıp bu bölgede işte Amerika ve İsrail'in sempatisini kazanma politikasının da pek bir karşılığı olmayacak. Öbür taraftan Yunanistan'ın bir NATO üyesi olduğunu düşünürsek orayla çatışmada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin çok hoşuna gidecek bir durum değil. Dolayısıyla burada böyle bir sıkışmışlık var. Yazıda gene işte Financial Times'daki yazıda bugün şey de diyordu. Yani sen İsveç'le Finlandiya'yla iyi geçin kardeşim biz de sana para verelim demeye geliyor gibiydi sanki biraz o yazı. Bana öyle geldi biliyorum siz düşünüyorsunuz ama. Öyle bir yani alt metin okuması var. Öyle bir alt metin okuması var. Bu arada tabii bu saldırı durumlarını Suriye İç Savaşı'nda da test ettiler. Lübnan, İran, Irak gibi Suriye gibi ülkeler bir araya gelemiyorlardı ama bu iç savaş daha doğrusu diğer savaş figürlerin araya girmesiyle birlikte direniş ülkeleri adı altında bir yapı da orada oluştu. O yüzden tabii Rusya İran'a direkt saldırılarının söz konusu birliği güçlendireceği de aşikar ama Sayın Yılmaz ben şunu da sormak istiyorum. Az önce siz bir hastane örneği verdiniz seçmenler için dar gelirli yurttaşlar başta olmak üzere. Ben bu konuyu aklın yolu birdir dün Gelecek Partisi Genel Sekreteri Sayın Kani Torun konuğumuzdu yayında ve ekonomiyle ilgili neden net bir reçete
sunamıyor altılı masa diye ifade ettim ve bana verdiği cevap da şuydu kendisinin. Biz bunu yapıyoruz lakin kararsız seçmen başta olmak üzere Türkiye'ye duyurmakta zorluk çekiyoruz. O yüzden 5. toplantıda İYİ Parti'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda bir de iletişim komisyonu adı altında bir çalışma grubu kurduklarını ifade ettiler. Sizce gerçekten ulaşamamayla ilgili bir sorun var yoksa altılı masanın elinde gerçekten de net bir reçete yok mu? Altılı masanın elinde benim görebildiğim kadarıyla net bir reçete yok. Partilerin ayrı ayrı ekonomik programları tabii ki var. Ancak bugüne kadar biz herhangi bir iktisadi vaat duymadık altılı masadan. Zaten altılı masanın yapabileceği şey çok aslında sınırlı Fuat Bey. Yani neoliberalizmi yeniden tesis etmek. Hani benim gibi çok piyasacı olmayan bir insan için bile aslında ortaklaşabilecekleri nokta bu. Yani aslında Türkiye ahbap çavuş kapitalizminden normal bir yeniden kapitalist ülke olma konumuna evirmekten fazlasını yapamazlar. Ancak bununla ilgili de tabii vaatler sıralanabilir. Şimdi bu örneği hep veriyorum, hatta bugünkü yazımda da kullandım. Malezya'da örneğin orada da birleşik bir muhalefet vardı ve orada da en büyük sorun tabii iktisadi sahaydı. Ve burada muhalefet partileri ne yaptılar? Aslında ortak bir program ortaya koyarak 100 günlük, 200 günlük, 300 günlük vaatlerini net şekilde ortaya koyarak bu vaatler üzerinden aslında seçmeni ikna etmeyi başardılar. Bunu nasıl yaptılar? Bütün siyasi partiler, bu birleşik muhalefetin parçası olan bütün siyasi partiler bu vaatleri çok slogana indirgenmiş şekilde, çok net mesajlarla partilerinin binalarını astılar. Yani bütün parti örgütlerinin binalarını astılar. Dolayısıyla bu görsel bir hafıza yarattı. Daha sonrasında bu Birleşik Millet Muhalefet'in ortakları ya da elitleri diyelim, çıktıkları televizyon programlarında ya da gittikleri işte seçmen noktasında sürekli olarak bunun içeriklerini de detaylı şekilde anlattılar. Dolayısıyla bir alternatif hegemonya oluştu. Şimdi hatırlayalım, Türkiye'de biz bunu yaşamadık mı? Yaşadık. 128 milyar dolar meselesinde ne olmuştu? Cumhuriyet Halk Partisi az önce söylediğim Malezya örneğinde olduğu gibi bütün parti binalarına 128 milyar dolar nerede pankartı asmıştı ve bu pankart çok büyük bir ses getirmişti. Altılı muhalefetten ortak bir ses çıkmıştı hatta burada. Dolayısıyla bu çok büyük bir etki yaratmıştı. O dönem anketleri hatırlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninde dahi, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde dahi bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Dolayısıyla önce bu program ortaya çıkarsa ve az önce söylediğim gibi siyasi partiler bunları parti binalarını asarlarsa bakın nasıl bir etki yaratıyor. Çünkü emin olun bu pankartlar toplatılacak. Ki Malezya'da da olan buydu. Orada da tabii otoriter bir iktidar vardı ve pankartlar toplatıldı. Ama bu daha büyük bir etki yarattı. 128 milyar dolar meselesinde de böyle olmuştu. Çünkü duymayan da duydu bu defa. Bunun haricinde daha sonrasında Malezya'da ne yapıldı örneğin? Tişört bastırılıp kendi parti üyelerine giydirdiler ya da o Birleşik Muhalefet'in parti üyelerine giydirdiler bunları. Dolayısıyla bu son derece önemli bir nokta. Yani muhalefet bence burada daha ziyade sizin yayının başında söylediğiniz gibi bu iş bitti rahatlığıyla hareket ediyor. Ancak az önce söylediğim gelişmeler, işte emekli maaşı, asgari ücret zammı vesaire, yılbaşından sonra yapılacak bu tür gelişmelerle aslında ve dış politikada yaratılacak krizlerle iktidar partisi avantajlı bir konuma tekrar gelebilir. Bakın bugün HDP seçmenini aradan çıkarttığınızda zaten kafa kafaya bir durum ortaya çıkıyor. HDP'nin kapatılmasının ardından isteyecekleri şeylerden biri de HDP seçmeni meşru siyasetten uzaklaştırmak, meşru siyasetten umudunu kesmesi, sandıktan umudunu kesmesi ve dolayısıyla onları bir boykot eğilimine sokmak. Ve bu olursa hakikaten muhalefet çok zor bir durumda kalır. Bu yüzden muhalefet edilgen bir pozisyona sürüklenmektense, ki bunun örneğinde çok yakın bir zamanda Macaristan'da gördük. Orada Orban'ın çıkartacağı krizlere güvenen bir muhalefet vardı. Orban ise bunu aksine avantaja çevirdi. Nasıl yaptı bunu? Orada da ekonomik kriz dolayısıyla vatandaşların ciddi bir tedirginliği ve rahatsızlığı vardı. Şunu söyledi Orban, muhalefet NATO'cu. Dolayısıyla ülkemizi Ukrayna'nın yanında savaşa sokacak ve bu krizi daha da derinleştirecek. Öbür taraftan yoğun bir mülteci akını olacak buraya. Dolayısıyla bu söylem Orban'a bir anda işi tersine çevirerek, anketlerde tam tersi bir tablo olmasına rağmen işi tersine çevirerek seçimi kazandırdı. Erdoğan da en az Orban kadar kabiliyetli bir siyasetçi. Dolayısıyla muhalefet edilgen bir pozisyona sürüklenmek ya da iktidarın yaratacağı krizlere güvenmektense kendi politikasına, kendi programına ve kendi söylemlerine güvenmek zorunda. Bu da bir ekonomi programı olmadan maalesef mümkün değil. Evet. Gerçi Orban'ın yelkenlisini de Ukrayna-Rusya savaşını doldurduğunu da ifade edelim. Macaristan'da çok ciddi bir enerji bağımlılığı var. İşte tam bu süreçte de Rusya ile ilişkileri iyi olan bir liderle devam etme kararı Macaristan halkında daha baskın geldiğini altını çizelim. Ama benzeri bir konjektürel rüzgar neden AKP'nin yelkenlerini de doldurmasın? Tabii az önce Halkların Demokratik Partisi'ne değindiniz. Sayın Demirtaş'ın da bugün bir yazısı vardı. Bilmiyorum okuma fırsatı buldunuz mu? Demirtaş'ın hem muhalefete hem de Halkların Demokratik Partisi'ne bir çağrısı vardı. Özellikle ortak söylem, ortak eylem ve ortak etkinliklerle
tek bir ortak cumhurbaşkanı üzerinde anlaşılması gerekiyor. Böyle olursa %80'e %20 seçim kazanılır şeklinde bir öngörüsü de var Demirtaş'ın. Neler söylemek istersiniz bu öngörüye ilişkin olarak? Evet, ben dün yazımı yazdım, sonra gece Demirtaş'ın yazısı yayınlandı. Bayağı da benzer noktalara temas etmişiz. Sizin az önce söylediğiniz gibi aklı yolu bir. Ve burada tabii Sayın Demirtaş çok doğru noktalara temas ediyor ama neden söylediğini bir hatırlayalım. Mithat Sancar hatta daha öncesinde Tele1 yayınında Pervin Buldan da söylemişti. Eğer ki muhalefet istediğimiz gibi davranmazsa, istediğimiz gibi hareket etmezse ya da şöyle söyleyeyim, bizi görmezden gelirse kendi adayımızı çıkartma ihtimalimiz güçleniyor gibi bir söylem kullanmışlardı. Aslında Sayın Demirtaş'ın yorumu biraz buna ya da söyledikleri biraz buna cevap olarak algılanabilir. Bunun yanlış bir strateji olduğunu aslında ortaya koyuyor Sayın Demirtaş'ın bu söylemi. Ve tabii burada hani biraz fedakarlığa çağırıyor aslında iki tarafı da. Tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi zannedersin. Tabii. Ben aslında o gün Mithat Sancar bu açıklamayı yaptığında işte çevremdekilerle konuşurken şunu söyledim. Bu HDP açısından da büyük bir intihar. Çünkü HDP seçmeni homojen bir seçmen değil Fuat Bey. Evet. Ve bu homojen olmayan seçmen, mesela şehirli seküler ciddi sayıda bir Kürt seçmen var. HDP seçmeni var. Dolayısıyla bunlar böyle bir çağrı yapılması durumunda anti-Erdoğanizm yüzünden muhtemelen HDP'nin söylediği noktaya gitmeyecekler. Ve bu ciddi bir tehdit oluşturur HDP açısından. Öbür taraftan yıllardır işte Türkiye'nin seküler gruplarından yine anti-Erdoğanizm üzerinden oy alan bir partiden bahsediyoruz. Bu seçmeni de bir daha geri dönmemek üzere kaybedebilir HDP. Dolayısıyla bundan son derece ciddi riskler HDP açısından. Peki HDP'nin eleştirileri, altılı masayla ilgili eleştirileri şunu söylediler en son Büyük Kongre'de. Siz de izlemişsinizdir. Biz kamuoyu önünde bir konuşmaya, müzakereye hazırız. Tek ortak aday da çıkarabiliriz ama bunu kapalı kapılar ardında yapmak istemiyoruz deniliyor ama özellikle altılı masada İYİ Parti'nin bu konuya blokaj koyduğu, HDP'li yakınlaşma konusunda bir blokaj koyduğu artık herkesin bildiği bir sır. Bu konuda altılı masanın daha cesur adım atması gerekmiyor mu Sayın Yılmaz? Siyaset biraz maliyet hesaplama işidir. Stratejik muğlaklık dediğimiz bir kavram vardır. O yüzden bazen bu tür stratejik muğlaklıklar önemlidir. Yani siyaset sonuçta evet bir anda insanları ikna etme işiyken öbür tarafta da biraz da mühendislik işidir. Dolayısıyla HDP'nin bu çağrının olumlu bir yanıt almayacağını biliyor olması lazım ki bence biliyorlar. Aslında burada yapılmak istenen şey daha ziyade kendi oylarına iki tarafında duyduğu ihtiyacın farkında olarak her siyasi aktör gibi aslında güçlerini maksimize etmek istiyorlar. Ya da ben buradayım beni tanıyın demeye çalışıyorlar. Bu da anlaşılabilir bir şey bu arada. Ancak burada yapılması gereken tercih şu. Yani sorun bugün Türkiye'de gerçekten en temel sorun Kürt sorunu mu? Yoksa Türkiye'nin gerçek anlamda demokrasisini bir daha geri dönmeyecek şekilde kaybetmesi mi? Şimdi bu yanıtı vermesi lazım herkesin. Bence ikincisi. Yani Kürt sorunu da tabii bu sorunların içinde bununla harmanlanmış bir şekilde ortada duruyor. Evet, bunu reddedemeyiz. Ancak öbür taraftan dediğim gibi Türkiye'nin demokrasisi ortadan kalkarsa tamamıyla burada en ciddi zararı görecek olan da HDP seçmenidir ve Kürtlerdir. Çünkü en marjinalize olacak olan yine onlar olacaktır. Dolayısıyla burada yapılması gereken tercih demokrasi ve otoriterlik arasında bir tercih. Ve burada seçmeni ne ürkütmeyecekse, bu muhalefeti ne bölmeyecekse ve bunun örneğini aslında 2019 seçimlerinde gördük. CHP'nin nötrleşmiş adaylarıyla gidilmiş bir seçim. HDP'nin de İYİ Parti'nin de oy verdiği bir denklem en sağlıklı yöntem aslında. Dolayısıyla burada her partinin daha sorumlu davranması gerektiğini düşünüyorum ben. Öbür taraftan tabii Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapacak? Abdülkadir Selvi'nin yazılarından anlayabildiğimiz kadarıyla yeniden Öcalan'ı aktör yapmaya çalışacaklar. Ve Öcalan'ın aktörlüğünde aslında Kürt seçmeni ikna etmeye çalışacaklar. Neye? Az önce söylediğim gibi sandıktan uzaklaşmaya. Özellikle HDP'nin kapatıldığı bir denklemde Öcalan muhtemelen boykot çaresi yapacak. Ve burada bunun aksi hamlesinde muhtemelen tıpkı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi Sayın Demirtaş'tan yani Edirne cezaevinden onun yapacağı çağrıyla göreceğiz. Ve böyle bir aslında hamleler. Ama Sayın Yılmaz aynı çıkmaza girmiyor muyuz? Yani ben tabii AKP'nin niyetini herkes biliyor, Erdoğan niyetini biliyor ama bu oyunu daha cesur oynadığını söylersek hata etmiş olur muyuz? Yani o muhakeme hesap muhabbeti üzerinden bakıyorum ama gerçekten Erdoğan siyaseti daha cesur oynuyor. Yani bir takiye de var mutlaka ama daha cesur çıkışlar yapabiliyor. Maalesef altılı masa bu konuda daha ketum duruyor. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi gibi de HDP ve Kürt meselesinde AKP'yi frenleyen önemli bir blokaj olmasına rağmen bunlar yapılıyor. Biraz dediğim gibi az önce de yönelttim, cesaretli olması gerekmiyor mu altılı masanın? Yani kaybedecek neyi var bu noktada? Kaybedecek bir memleket ve bir demokrasi var. Burada İYİ Parti seçmenini irete edilirse
Yani CHP'den sonra tamam, İyi Parti de kaybedecek, onların seçmeni de kaybedecek. Niye fedakarlık HDP ya da sol sosyalistlerden bekleniyor? Yani yanacaksa, evet, yani bu gemi batacaksa hepsi için batacak. İyi Parti seçmeni için de batacak. Neden bu fedakarlığı HDP sol sosyalistler yapsın ama İyi Parti'nin istediği ya da İyi Parti seçmeni istediği şekilde olsun sorusu da akla geliyor. Kesinlikle bu normatif olarak bunda bir problem yok. Ama şöyle şunu hatırlayalım, şunu düşünelim o zaman. Sizce demokrasi tamamen kaybolmuş bir Türkiye'de İyi Parti seçmenim daha rahat eder yoksa HDP seçmenim daha rahat eder? Valla şu anda HDP seçmenini bilmiyorum ama HDP parti olarak ve yöneticiler olarak bir cehennem yaşadıklarını söyleyebiliriz. Her gün bir operasyon haberi sunmak zorunda kalıyoruz burada. Birazdan da Ankara'ya gideceğiz. Tutuklanan 16 gazeteciyle ilgili arkadaşlarımız basın açıklaması yapmak istediler Ankara'da. İki kişi daha gözaltına alındı ve şimdi disk basın işe gideceğiz birazdan. Oradaki açıklamayı vereceğiz. O yüzden zaten orası için iş cehenneme dönmüş durumda Sayın Yılmaz uzun bir süredir. Aynen öyle işte. Tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Biraz böyle Amerikan demokrasisi var konuşmak, pardon Ruso var demokrasi noktasından konuşmak gerekirse bu hani HDP için HDP'ye rağmen gibi bir noktada aslında. Evet. Dolayısıyla burada yani bu işi ayakta tutmanın yolu maalesef bu. Keşke böyle olmasa. Keşke eşit yurttaşlığı tartışabilsek. Keşke. Ama bunu gelecek Türkiye'de hep beraber zaten mutlaka konuşacağız ya da biz bunların konuşulması için taşın altına elimizi sokmaya devam edeceğiz. Ama bugünün gerçekliği maalesef başka. Öbür taraftan söylediğiniz şey şöyle. Bugün size şunu söyleyeyim. Demirtaş'tan en çok rahatsız olan 3 tane aktör var. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve Öcalan. Bu 3 isim özellikle Demirtaş'ın varlığından çok rahatsızlar. Çünkü üçünün de varlığını tehdit eden aktör haline gelmiş durumda Demirtaş. Ama Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde Öcalan'a ilişkin bir yazısı vardı. Onu da okumuşsunuzdur büyük ihtimalle. Okudum. Pek öyle bir portre çıkmıyor. Yani bilmiyorum, diğer ikisiyle ilgili de tartışılır mutlaka da. Ama öyle bir portre çıkmıyor. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Son birkaç dakikamız var. Tabii yani şimdi Öcalan'la ilgili Demirtaş'tan çok radikal bir çıkış bekleyemeyiz. Önemli olan Öcalan'ın onunla ilgili nasıl çıkışlar yaptığı. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Yani bugün aslında ortaya çıkan tabloda şöyle bir şey var. Bir tarafta Öcalan, Erdoğan ve Bahçeli'nin zımni ittifakı. Öbür tarafta ise yani orada da bir zımni ittifak var aslında. Öbür tarafta ise Sayın Demirtaş ya da yer yer HDP, İyi Parti ve işte CHP altılı masanın aslında olduğu meşru bir demokrasi bloğu var. Şimdi bunu görmezden gelerek siyaset yapıp normatif olanı konuşmak şu gün makul değil. Evet, normatif olanı konuşacağız. Evet, normatif olanda ısrar edeceğiz. Elbette bazen bize de karşı çıkılacak. O zaman belki de gerekenin en radikalini söyleyeceğiz. Ama dediğim gibi bugün bunları söylemenin ne memlekete, ne bize, ne HDP'ye, ne İyi Parti'ye, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir faydası yok. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey aslında herkesin yarının Türkiye'sini nasıl inşa edebileceğimiz ve bu kadar medya manipülasyonuna maruz kalan ve bu rantiyet üzerinde zenginleşen oligarkların olduğu bir Türkiye'de Türkiye'nin nasıl düzlüğe çıkabileceği hem iktisadi sahada hem siyasi sahada hem sosyal sahada bunları değerlendirmek. Ve bunun yolu da maalesef siyaset mühendisliği yapmaktan geçiyor. Evet. Evet, seçim anketlerindeki son sonuçları ve yine siyaset alanındaki gelişmeleri siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz ile değerlendirdik. Sayın Yılmaz, gerçekten de içtenlikle sorularıma yanıt verdiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Sağ olun. Evet, az önce Sayın